Sandviç yapmak aslında basit gözükebilir. Birkaç malzemeyi koy, üst üste ekmeği kapat ve sandviç hazır. Ama bazı sandviçler inanılmaz lezzetliyken öbürleri o kadar da lezzetli olmayabiliyor. Ve dışarıdan satın aldığımız o Subway'in falan sandviçlerini bazıları insanı delicesine mutlu edebiliyor. Ya da atıyorum mesela benim yaptıklarım birilerinin aklını başından alabiliyor. Ama o aklını başından alan, sandviçi aklını başından alan hale getiren aslında ipuçlarını sizin için adım adım listeledik. Ve bugün hepsinden teker teker detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Hazırsak mükemmel sandviçleri yapmanın bütün ipuçlarını öğrenebiliriz. Bana böyle 5 dakika yolda karşılaştınız ve Refika, iyi bir sandviçte nelere dikkat edersin diye sorsanız ilk söyleyeceğim şeyler ne olur? 1. Sandviç böyle biraz sulu sulu olmalı. Yani böyle kupkuru malzemelerden ve malzemeler çok lezzetli bile olsa bir harçla birbiriyle yapışmadığında harcı olmayan tuğlalarla döşeli bir duvar gibi. Ağzı sulandıran o birazcık yumuşaklığı olması lazım. Dolayısıyla o sululuk önemli. 2. Sandviç kıtırtılı olmalı. Kimi zaman dışındaki kıtırtı, kimi zamansa içine koyduğumuzda kıtırtılı. Kıtırtı dediğimizde de aslında kontrast. Yani mesela turşunun turşuluğuyla işte bir eski kaşarın kuruluğu gibi böyle arada kontrastların olması da önemli. 3. olarak araya koyduğumuz sebzeler maruludur, domatesidir, salatalığıdır. Bunlarda bir parça tuz muhakkak olmalı ya da belki bir turşu suyuyla, belki bir limonla falan hafif böyle bir mesela soğansa da soğanı hafif tuzlayıp böyle hafif öldürerek içerisine koymak önemli. Çünkü tuzu olmayan sebzenin lezzeti o kadar iyi olmuyor. 4. aslında güzel malzeme seçimi, yani iyi bir peynir, iyi bir ekmek, iyi bir işte et varsa et içerisinde, onların da detaylarını anlatacağım. Ve sonuncu da aslında yaptıktan sonra sandviçi aslında tam lezzetini çıkması için bir şeye sarmak. Kısa sürede yiyeceksek bu bir stretch film, uzun sürede yiyeceksek fırın kağıdı gibi, ikisinin farkını da anlatacağım. Ama sandviç hafif böyle sarıp beklettiğinde lezzetler birbirine karışıyor. Dolayısıyla aslında bu genel maddeler. Şimdi bu maddelere teker teker detaylı inelim. Ekmek seçiminde en basit somun ekmekten başlayabiliriz. Bunun küçüğü sandviç ekmeği de mevcut. Somun ekmeğin dışı çıtır, içi yumuşaktır ve çok lezzetli olur. Dolayısıyla daha tok ve doyurucu ekmekler, ekşi mayalı ya da tam buğday gibi, yemesi biraz daha uzun sürer ve daha doyurucu olur. Sandviçin de lezzeti uzun uzun insanın ağzında kalır. Artık bu arada çok enteresan ve çok güzel sandviç ekmekleri bulunabiliyor. Hatta halk ekmekten bizi dün gelmiş, ben de inanamadım, tamamen tesadüf. Bu ciabatta ekmeği diye olarak geçen ve ayrıca da tam buğday sandviç ekmekleri. Ayrıca bu altın çörekleri de bol bol sandviçler için kullanıyorlarmış. Bunları kullanarak da aslında belediyenin diğer ekmeklerini daha ucuza satabilmesini de sağlamış oluyoruz. Ayrıca benim bildiğim kadarıyla bu biraz daha hani lüks ekmekler diyebileceğim bu ekmekleri kullandığımız zaman somun ekmeğin halk ekmek tarafından ucuz yapılıp satılabilmesini buradan aldıkları kazanç sağlıyor bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla aslında kâr etmeyen bir kuruluş da olduğu için buradan alınanlar ona katkı olabildiğini biliyorum. Bu da aklımızda bulunsun. Gelin bir diğer çok sevdiğimiz biraz daha yağlı, üstü de yumurtalı ekmeklere. Bu boş ekmek de denen, işte hamburgerlerde kullanılan, işte yabancıların brioche ekmeği de dedikleri birazcık daha yağlı, şekerli ekmekler. Bunlar da aslında malzeme azalıp kendi tadı fazlalaştığında veya işte içinde mesela hamburgerde sonuç olarak bir sandviç böyle içinde daha dominant tek veya bir iki malzeme olduğunda çok daha iyi çalışan sandviç ekmekleri. Baget ekmeklerde Braham'ın ekşi mayası olursa efsane. Değilse de fırınlardaki bagetlerde çok lezzetli. Benim en sevdiğim sandviç ekmekleri bu fırınlardaki baget ekmekler. Biraz daha böyle ekmekleri heyecanlı hale getirmek istediğimizde açmalara veya simitlere gidebiliyoruz. Açma ve simitlerin kullanıldığı sandviçler. Açmada daha fazla yağlandığı için içerisinde bu sefer yumurta gibi böyle tek bir iki malzeme veya işte çıtırdatılmış biraz pastırma gibi böyle bir iki kuvvetli ama az malzemede de bu tarz ekmekler daha güzel oluyor. Açma inanılmaz iyi bir sandviç ekmeği. Ne olur unutmayın. Etli kaşarlı bir sandviçte de muazzam oluyor. Simit deseniz zaten içine ne girse çok güzel. Tek peynirle bile çok hoş. Onun da ekmeği bizim beyaz ekmeğe göre daha sert
unu da daha sert bir undan yapıldığı için daha doyurucu da oluyor. Gelelim sonuncu ekmeğe. Aslında bu üçgen sandviçlerin ekmekleri bundan biliyorsunuz. Yumuşacık olanlar veya işte dünyanın en meşhur sandviçlerinden biri olan club sandviçinde yapıldığı ekmeklerin kenarları, sert kısımları alınıyor. Muhakkak bir yağ gibi bir sosla yağlanıyor. Ondan sonra bunlar birleştiriliyor ve uzun sürede kalabiliyor ve yumuşak bir sandviç haline gelebiliyor. Dolayısıyla bunlar böyle tek elle kolayca yenebilen, yumuşacık ama böyle hop diye de yenilip yutulan sandviçler olarak düşünebiliriz. Ekmeğin lezzetini arttırmanın birkaç tane yöntemi var. 1. Ekmeği birazcık tavada ısıtmak ve kahverengileştirmek. Tıpkı et mühürlemek gibi ekmeğin lezzetini çok arttırır. 2. Ekmeğe izolasyon malzemesi sürmek. İki tarafına da mayonez, tereyağı, krem peynir gibi bir malzeme ile kapatmak. Hikaye orada bir yağ sürüp sulu şeyleri ekmekten uzaklaştırmak. Bunu anlamak için bir tane test yapalım. İki tane iki dilim ekmeğin üzerine bir tanesine tereyağı sürüyoruz. Üstüne aynı malzemeleri koyuyoruz. Birazcık sulu domates, birazcık sulu turşu, birazcık da peynir ve marul. Ve bunu birazcık bastırıyoruz. Bastırdıktan sonra bir yarım saat bekleyince üstünden malzemeleri alıp kesip baktığımızda tereyağı sürülmemiş ekmeğin yumuşadığı, ekmek su alınca zaten böyle lezzetsiz bir şeye dönüşüyor ve lezzetin nasıl bozulduğunu görebiliyoruz. Ama tereyağı izolasyon malzemesi gibi çalıştığı için ve suyu aşağı vermediği için hem sandviçi sulu tutmuş oluyor, içindeki bazen sulu sulu lezzetli kalıyor, hem de kendi ekmek yapısını bozmamış oluyor. Dolayısıyla muhakkak sandviçin iki tarafına bir izolasyon malzemesi olmazsa olmaz. Bir diğer konu içine koyduğum sebzelerin lezzetlenmesi. Yani nedir? Domatesi, salatalı, marulu, biberi, lahanası bazen. Bunlar gayet lezzetli ve güzel sebzeler ama aslında lezzetlerini birazcık tuzlandıklarında, bazen de birazcık asitle birleştiğinde, yani bir limonla birleştiğinde arttırabiliyor. Dolayısıyla muhakkak bunlara hiç değilse tuzlamak, bazen de belki turşu suyu gibi bir şeyle lezzetini arttırmak mümkün olacaktır. Bazen baharat da eklenebilir. Bu atıyorum minik parça fesleğenler olabilir. Veya bir sos, mayonez gibi veya karabiberli bir yoğurt gibi bir sosla bunları karıştırabiliriz. O zaman lezzeti artacaktır. Bir de ben 3 tane K diyorum. Közlemek, kızartmak, karamelize etmek. Yani bir soğanı da işte biraz tuzlu ovup ezerek de koyduğumuzda o hissi verecek. Ama aynı zamanda karamelize ettiğimizdeki soğanın tadı da bambaşka olacaktır. Bir patates koymak istiyoruz sebze olarak. Bunu haşlasak o kadar lezzetli değilken kızarttığımızda hafif çıtırtısıyla ve yağ ile beraber çok başka bir yere gidebiliyor. Gelelim diğer konu, diziliş. Yani nedir ki, işte aldık üst üste koyuyoruz her türlü malzemeyi diyebiliriz. Ama burada altta bir izolasyon kısmı var. İşte bu tereyağı olabilir, mayonez olabilir, bir sürülebilir peynir olabilir, oraya giriyor. Bir yeşillik, bir et, sonra birazcık tuzlanmış domatesi, biraz peyniri, biraz turşusu. Burada baktığımızda aslında ne görüyoruz? Kuru bir şey, biraz daha nemli bir şey, daha da nemli bir şey, kuru bir şey, turşu, nemli bir şey gibi. Böyle bir ters bir düz, bir ters bir düz gibi bir şey yapmak önemli. Bir başka konu, mesela domates ve salatalı, ikisini de seviyoruz. Ama mesela peyniri koyduk, domatesi koyduk, üstüne salatalığı koyduk diyelim. Peynir, domates ve salatalık yan yana olduğu zaman salatalığın suyu domatese karışır. Ama salatalığın ayrı bir lezzeti vardır. Domatesin ayrı, ikisini karışınca o kadar güzel bir lezzet olmaz. O yüzden mesela salatalığı bir, sonra arasına peynir, sonra domates. Yani bu ikisinin suyunu birbirine geçirmeyecek bir malzemeyi ortasına koyduğunuzda o sandviç daha lezzetli bir sandviç olacaktır. Gelelim malzeme seçimine. Peynir seçiminde şöyle bir şey var. Sandviçe konan peynirleri ikiye ayırabiliriz. Yaşlı peynirler, genç peynirler. Krem peynir, taze kaşar, labne, üçgen peynirler, tulum, mozzarella daha taze peynirler. Eski kaşar, Kars gravyeri, İzmir tulumu, Mihaliç, Konya obruk, parmesan veya pecorino gibi peynirlerse yaşlanmış peynirler. Bir sandviçte birden fazla peynir kullanacaksak bunların ikisi de taze veya ikisi de eski olursa tatları birbiriyle yarışır. Oysa bir tane yaşlı peynir, bir tane genç peynir birleştiği zaman ikisi birbirinin tadını yükseltir. Yaşlanmış peynirlerde içindeki tuz doğal olarak umamiye dönüşür. Umami de aslında sandviçin içindeki diğer her şeyi daha lezzetli kılar. Sandviçte umamiyi arttıran bir diğer öğe ise
içine konan etlerdir. Azıcık konmuş bir et içinde bulundurduğu umami sayesinde domatesi de, salatalığı da, peyniri de, ekmeği de daha lezzetli yapar. Pastırma kurutulmuş et gibi şarküterilerde umami doğalından oluşur. Salam veya füme et gibi şarküterilerde ise umami bir katkı malzemesi olarak içine girer. Malzeme seçiminde arada da bu arada şey çok güzel oluyor. Kontrast. Diyelim her şey yumuşak olmasın dedik ya. Arada çıtırtı. Mesela ben kurutulmuş soğanı kullanmayı çok severim. Arada soğan halkasını air fryer'da pişirip o sandviçin içerisine eklemeye bayılırım. Muhakkak yumuşacık bir peynir, sürülebilir bir peyniri kullanmayı severim. Hem nem getirdiği için. Ama o zaman onu koyduğumda bir çıtırtı da istediğim için mesela bir patates cipsini içerisine pıtır pıtır kırdığım zaman da çok daha da güzel olur. Hatta bir böyle estetik dokunuş olarak da sandviçi kestikten sonra birazcık hafif peynire batırıp üzerine de çıtır soğanı veya cipse batırıp böyle dışını da çıtır çıtır yapmayı da acayip severim. Senelerdir yaptığım bir küçük dokunuştur. En son olarak da aslında sandviçi sarmak. Böyle sanki hamama sokup birazcık terletiyormuşsun gibi oluyor. Ve birbirine lezzetleri geçmeye başlıyor malzemelerin. Bu böyle birkaç saat içerisinde daha güzelleşiyor. Stretch filmle sardığımızda bu nemlenme ve lezzetin birbirine geçmesi daha kısa sürüyor. Eğer uzun süre kalacaksa sandviç, o zaman yağlı kağıdı çapraz çevirip iki tarafından kıvırıp güzelce sararak katlamak çok da güzel oluyor. Yağlı kağıtta sandviç birazcık daha uzun süre taze kalmış oluyor. 1-2 saatte yiyeceksem kesinlikle stretch filme koyarım. Akşama yiyecek, sabah yaptım akşama yiyeceğim. O zaman yağlı kağıda sararım. Umarım sandviçle ilgili bu ipuçlarımız işinize yaramıştır. Bu yapmak istediğimiz yeni bir seri. Yani aslında sadece bir tarif vermek değil, iyi sandviç yapmak için aklımızda bu bilgiler olursa nasıl farklar yaratıldığını size gösterebilmek ve anlatabilmek istedik. Serimizin konusu nokta noktayı yapmak için ipuçları nelerdir? Tek bir reçete değil ama yapmakla ilgili hiçbir yerde bulamayacağınız başka bilgileri içeren bir video gibi düşündük. Oynatma listelerine çok sadık kaldığımız ve alışkanlık da olsun istediğimiz bir sene yapmak istiyoruz. O yüzden bu oynatma listelerini sizin istediğiniz şekilde şekillendirmemiz önemli. Refika'nın kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Like atmayı unutmuyorsunuz. Yorum yapmayı da unutmuyorsunuz. Alta yazın. Alta yazın. Mükemmel bir kanal bu. Bunları yapın ya. 2 dakikanızı almaz. Basın üye olacaksınız. Yorumda Alper çok iyiydi falan. Çok seviyorum. Ha. Alper yazdığınızda eline sağlık Refikam. Mesela. Like da atın ya. Hayat size bereketiyle gelir buraya like'lar.